Evet efendim, İstanbul'da haftanın ilk gününde yine malzemelerimizi aldık. Şimdi nereden başlayalım? Besmele çekerek başla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen işimizi zorlaştırma, kolaylaştır diyelim. Amin. Sen şimdi bu salonu nasıl temizliyorsun Güllü abla? Ben bu salonu nasıl temizliyorum? Heh. Önce sehpamın tozunu alıyorum. Tamam. Buraya kaldırıyorum. Üstüne deviriyorsun. Deviriyorum. Sonra halımı makine yapıyorum. İki taraftan kıvırıyorum. O zaman hemen şu yastıkları şöyle bir alıyorum. Şunun üstünü bir boşaltalım. Hemen ben bir beş sıkayım getireyim. Evet, Güllü ablam önce orta sehpanın güzelce tozunu alıyor. Bezi de güzel sıktı, mükemmel mükemmel. Hadi niye Güllü Hanım'ın bez sıkmasına laf etmedin? Dedim ya, güzel sıktı bezini işte ablan. Yoo, oto yıkamacılar gibi sıktı. Ama şey, iyi sıktı bezi, güzel sıktı. Bak bak, kusur bulacak ya ablam da. Ama sen hep öyle diyordun. O kalın bezler için dedim, bu küçük bez. Bugün canım böyle istedi. Tut, tut Güllü abla. Ben bunu şöyle yapıyorum. Buradan tutup burayı. Tuttum. Bakalım şunun iç kısımlarına. Peki, şimdi halıyı ne yapıyoruz? Süpürüyoruz. Şimdi halıyı süpürüyoruz. Tamam. Peki, haftada kaç gün Güllü abla salonu böyle silip süpürüyorsun? Haftada bir gün dip köşe yapıyorum. Her gün döküntüm olursa makine yapıyorum, toz alıyorum. Ama haftada bir gün komple bir koltuk arkalarına falan giriyorsun. Tabii, tabii. Yani şimdi bunu böyle dürdün ablan. Evet. Nereye kaldırıyoruz bunu? Allah aşkına dürüm falan deme Kadir. Ay evet, sus sus. Üstüm başım mangal koktu. Siz halıyı böyle dürünce ben içinde Adana kebap görüyorum. E şöyle arasına yatasım geldi şimdi maydanozla birlikte. Kız abla bir haftadır iftardan sonra dürüm. Sahurda ciğer. İftara tekrar bilmem mumbar, şırdan, karın. Oy, gene o karını mumbar yemedi, bana bir de karın mumbar yedirdiler. Sen o mumbarı yemeyecektin Kadir. O mumbarın kokusu hala kız Büşra, Allah seni bildiği gibi yapsın. Bir de pişmemişti. Ay. Bir de kuzu mumbarmış. Ay. Kayış gibi çiğne 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 nasıl kokuyordu. Tam da temizlenmemişti. Dediler ki onun tuzla ovulması lazım. Büşra'nın hiç tuzundan olmadı. Dediler ki zamanla hep azalırmış sevgiler. Aa, içinden ılık ılık şeyler geliyordu. Neyse, sus sabah sabah. Bu arada Güllü Hanım, hiç 60 yaşında göstermiyorsunuz. Ben de şimdi yarışmacıların yanında demeyeyim dedim ama yani hiç yüzünde kırışıklık yok. Ya feleğin sillesini yemedi. Benim babam 100 yaşında vefat etti. Şaka. Mekanı cennet olsun. Sağ olun, o da öyleydi. 100 yaşında gibi değildi yani. Anneniz? Annem 22 sene oldu öleli. O kaç yaşında vefat etti? 70 yaşında. Aa, o niye erken gitti? Ya öyle hastaydı işte. Tansiyon hastasıydı. Akciğerlerinde problem vardı onun. He. Karadeniz erkekleri biraz rahat olur. Evet, çileyi daha çok. Akciğerinde bir bezeler varmış. Onlar patlamış. Patlayınca ciğerini sünger gibi yapmış. Oo. O da çok... O zehirli bir şeyse demek ki ciğerim... Yani kronik rahatsızdı. Ay, o şey demek istiyor. Normalde Karadeniz'den hep kadınlar çalışır ya... daha çabuk yıpranıyor, daha çabuk yoruluyor. Bizde ama kadın erkek hep beraber çalışır. Ama o bir tek böyle Rize, Trabzon taraflarında evet, var. Evet, o taraflarda Kastamonu var. Kastamonu çok Karadeniz gibi değil sanki. Batı Karadeniz olunca bizim erkeklerimizde... Babanın rahatsızlığı da neydi? Babam koa hastasıydı. Artık 2 yıldır onu koruduk, koruduk. En sonunda... Korona mı oldu? Dedi. Evet. Ha, korona bulaştı. Oo. Yani astıma bağlı korona dedi doktoru. 10 gün yattı, 5 gün servis. Bağışıklığı çökmüş herhalde. Tabii. Bir de 100 yaşını, ay 100 yaşımı görsem Allah'tan daha ne isterim. Peki bir hiç sordunuz mu? Baba 100 sene nasıl geçti, anladın mı bir şey diye? O çok anlatır zaten her şeyi, yaşadıklarını çok anlatırdı. 100 senede neler biriktiriyor. Ay, evet. Şimdi 100 yaşına yaşamak evet güzel bir şey ama bir yandan da zor bir şey. Sevdiklerinin acısını görüyorsun. Onca hayatın çilesini çekiyorsun. Eğer bir de böyle kaderin iyi değilse 100 sene çek babam çek. En çok oğlunu vefat etti, oğlu 10 yıl önce aniden kalp krizinden. Oo, asker otur ablam gel. Ona yandı en çok. Onun hepimiz yandık ama o da yandı. Çöktürdü. Tabii tabii. Senin gideceğin yere ben gidecektim dedi. Hep öyle Allah ağladı. Allah sıralı ölüm versin. Amin amin. Bir yani, anda mı kalp krizi mi geçti? Bir anda. Kız kardeşim ameliyat olmuştu. Akşam hastaneden geldik onun yanından. 7'de ayrıldık. Sabah 8.30'da kalp krizi geçirdi diye haber geldi. Vefat etti hemen. Hiç akılda şeydi. Yani daha önce şey hiç böyle bir kalple ilgili bir problemi var mıydı? Ya varmış aslında. Hiç kimseye söylememiş. Doktora gitmiş gitmiş. Hep şekeri varmış, tansiyonu varmış ama hep gizlemiş. Ha, eşi çocukları da bilmiyordu. Evet. Onları üzmemek için söylemedi. Evet. Sonra kızı, bir tane kızı vardı. Kızı buldu onun dosyalarını. Oradan gördük. Öldükten sonra mı buldu? Öldükten sonra.
Ani ölüm çok zor bir şey. Çok, sizin için çok, de çok zor bir şey. Kardeş acısı çok. Allah kimseye vermesin. Amin, baban amin, için amin. Bambaşka ay, bir şey babam, ki bir de... Babamın bir oğlu ya, 6 kız bir oğlan. Yani o bir evin bir gözüydü yani. Hepimiz için çok zor oldu ama babam için daha tabii zor oldu. Böyle bir şey o yaşta işte. Biri için evlat acısı tabii çok... 10 yıl sonra da bak babam vefat etti ondan ya, 10 yıl sonra. 10 yıl daha yaşadı. 10 yıl o acıyla daha... Tabii. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Kimseye evlat acısı vermesin. Evli barklı kocaman bir adam. Hani evet. Evlat acısının hiçbir türlü tarifi yok da. Evet. Bir de evli koskoca yaşı da var. Şimdi aynen. Baban kendince demiş ya senin gideceğin yere benim gitmem lazım. Evet, hep ağlarken öyle dedi. Allah öbür tarafta kavuştursun amin, inşallah. Amin. Kavuştu, ama sevdiklerine kavuştu babam. İşte uzun yaşamanın da böyle bir zorluğu var. Tabii, sevdiklerin tabii. Acısını aynen, görüyorsun, aynen. Hiç unutamıyorsun aynen, onları. Aynen. Ama adam Cumhuriyet'in kuruluşunu görmüş. Doğru, Cumhuriyet daha olalı 100 yıl olmadı. Cumhuriyet'i de mi gördü? Görmüş tabii. Ay o benim yanımda, ben ona neler sorardım neler. Oo, o seni bir yakalasaydı, sana neler anlatırdı neler. Ben yaşlı dinlemeye bayılırım. Yanıma koyun böyle 100 yaşında 70, akşama kadar sorayım. Ne yapardınız, ne pişirirdiniz, eskiden bu var mıydı, şu var mıydı? Rahmetli babaannemi çok sıkıştırırdım. Bazen bunalı da beni kapı dışarı atır, yeter kafam şişti diye. Sürekli soruyordum çünkü insan merak ediyor. Peki Çanakkale Zaferi'nden hatıralar anlatır mıydı? Ne bileyim babası falan gitmiş miydi? Onun dedesi orada vefat etmiş. Ha, şehit olmuş. Şehit olmuş. Biliyorsunuz Kastamonu Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren yerlerden bir tanesi. Dedesi işte orada şehit olmuş. Peki Cumhuriyet'le ilgili bir şey anlatıyor muydu hiç? Sen yok, onunla anlatmıyordu. Sadece askere gideceği zamanı anlatıyordu. Kaç sene askerlik yapmış? 3 sene yapmış. Olmuş Allah. Hatta kimliği yokmuş. Gitmiş kendisi kimliğini çıkartmış askere gideceğim diye. Öyle gitmiş askere. Her nüfus kağıdı yok. Yok, eski köylerde öyle nüfus kağıdı hemen bugün doğup yarın olmuyordu ki tabii. Bak teknoloji nereden nereye gelmiş. Adam bambaşka bir çağa kadar yaşamış. Evet. Tabii onun için de adapte olmak da zor yani. Yapraklı nüfus kağıdından kalktı bir anda E-Devlet'e geçtik. Şimdi evet. Kimliğe bile gerek yok. E-Devlet'ten her şeyini takır 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 bak. Aynen. Teknoloji, telefon, adam Cumhuriyet'in kuruluşundan televizyon, telefon. Evet. Ama o daha iyi kıymetini bilir aslında. Çünkü o yokluğu görüp de bir anda bunları görünce. Tabii. Ama işte evlat acısı adamın içine oturdu. Çok, hiçbir şeyi gözü çok, görmedi çok, dünyalık. Çok. Şu anda kaç kardeşsiniz? 6 kız kardeşiz. 6 kız kardeşsiniz maşallah. Evet, sizin için de zor bir şey. 6 kız kardeş bir araya geldiğinizde hemen gözünüz bir boşluk bir koltuğun kenarını arıyor. Tabii. Şimdi bir de baba gidince hani erkek kardeş yerine geçer derler evet, ya evet, o da evet. Olmayınca aynen. Bir yalnızlık insan hissediyor ister istemez. Evet. Allah size hayırlı uzun ömür versin. Senin çocukların hayır uzun ömür versin. Peki sen eşinle nasıl tanıştın Güllü abla? Ben eşimin yengesi benim teyzemin kızı. Oradan doğru. Bir uzak akrabalık var. Tabii. Çünkü sen böyle sessiz birisin. Hani ben hani onu sevdim ya da gördüm beğendim demezsin gibime geliyor da dedin mi? Belki ya de gençken. Ya öyle onlar beni gördüler. Sonra tanıştırdılar bizi. Öyle evlendik. İlk gördüğünde hatırlıyor musun hani abi ilk gördüğünde? Neyine baktın? Kaşına mı baktın? Gözüne mi baktın? Boyuna mı vuruldu? Gözlüklerine baktım. Beğenmedin mi gözlüğü yoksa? Beğendim. Güneş gözlüğü tarzında mıydı? Evet, kemikli gözlüğü vardı. Aa, bunun kemik gözlüğü var. Cık geldi gözüme. Eşim yakışıklı, bak orada resmi var. Bakayım. Aa dur, gençlik resmiymiş, bir saniye. Kaç yaşında burada abi? Orada 20 yaşındaymış. Maşallah. Kara kaş, kara bıyık, saçlar desene öyle. Eskiden insanlar ne kadar olgunmuş. Şu anda 70 yaşında ama kimse 70 yaşında demiyor onu da. Bıyığını kesti mi? Kesmedi. Bıyık keser mi adam? Ablam iyi bakmış da 70 yaşında göstermiyor maşallah. Evet. Büyük oğlum da öyle diyor. Annem sana iyi bakıyor baba diyor. Ama senin de cildin maşallah kaymak gibi. Gayet iyisin. Allah sana da hayırlı uzun ömürler versin amin, inşallah. Amin sizlere de. Şimdi abimin resmini asayım. Şuradan bir sile bir başlayalım biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.